TV52 ekranlarından hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. Takvimler 18 Şubat 2018 Pazarı gösterirken akşam bülteni ile karşınızdayız. Bültenimize üzücü bir haberle başlayacağız. Kahraman Türk Ordusu'nun yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Assubay kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin şehit düşmüştü. Şehit Şahin'in cenazesi memleketi Samsun'un Havza ilçesinde 8000 kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehidin 6 aylık kızı Reyhan Öykü Şahin babasının tabutuna dokunarak son yolculuğuna uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Assubay kıdemli Çavuş Göksu Şafak Şahin, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Şehit Assubay kıdemli Çavuş Şahin için düzenlenen törene, şehidin babası Mustafa Şahin, oğlunun askeri kamuflajını, eşi Kadriye Şahin üniformasını, Yunus Emre Şahin ise kardeşinin askeri eşofman üstünü giyerek geldi. Şehidin annesi Reyhan Şahin yakınları tarafından teselli edilirken, 7 aylık kızı Reyhan Öykü de annesinin kucağında babasının cenaze törenine katıldı. Törene katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehidin babası Mustafa Şahin'e başsağlığı diledi. Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ve bir hafta önce Havza'da toprağa verilen piyade uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in eşi Çiğdem Şahin de törene katılarak şehit ailesine destek verdi. İl Müftüsü Veysel Çakı'nın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Şahin Demiryurt Mahallesi'nde aile kabristanlığında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 6. olan il kongresinde konuştu. Masada ülkemiz yoksa bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir diyen Erdoğan, Sayın Bahçeli ile seçim ittifakları konusunda yapılan çalışmaları görüşmek üzere bir araya geleceğiz dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 6. olan il kongresinde konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kim ne derse desin hiç bu yapılan ajitasyonlara falan bakmayın. Bazıları diyor ki diplomatik hakaret kabiliyeti kısıtlandı. Hayır, tam tersine masada ülkemiz yoksa bölgemizle ilgili hiçbir konuda karar alınabilmesi mümkün değildir dedi. Şimdi bakınız bu süreçte savunma sanayi başta olmak üzere pek çok alandaki eksiklerimizi görme ve bunları telafi edecek adımları süratle ele alma, kazanma imkanı bulduk. Yahu hani kötü komşu ev sahibi yapar derler ya, biz bunlardan silahlı İHA istiyorduk. Dur. Silahlı İHA istiyorduk. Bize diyorlardı ki kongre izin vermedi. Yahu tabanca. Polisimize tabanca istiyoruz. Kongreden izin çıkmadı. Arkadaşlara talimat verdim. Bundan sonra bir tane silah almayacaksınız. Erdoğan konuşmasında Sayın Bahçeli ile seçim ittifakları konusunda yapılan çalışmaları görüşmek üzere bir araya geleceğiz dedi. Sizin şer gördüklerinizde hayır, hayır gördüklerinizde şer olabilir. Ancak siz bilemezsiniz buyuruyor. Son yıllarda ülkemizin üzerinde o kadar çok oyun oynandı, o kadar çok senaryo tedavile sürüldü, o kadar çok sabrımız zorlandı ki anlatmakla bitmez. Peki ne oldu? Türkiye'nin toprak bütünlüğü mü zarar gördü? Hayır. Tam tersine, güvenlik hatlarımızı sınırlarımız ötesine taşıyoruz. Türkiye'nin toplumsal bütünlüğünde çatlak mı oluştu? Hayır. Tam tersine, milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliği, işte gördüğünüz gibi bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk,
kardeş olduk, Türkiye olduk. Türkiye'nin ekonomisi mi dip yaptı? Hayır, tam tersine. Geçtiğimiz yıl tahminen %7,5 düzeyinde gerçekleşen büyümeyle tüm dünyaya parmak ısırttık. Detaylarına girmeyeceğim. Sayın Başbakan açıkladı. Ve göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'e olan borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Ve bize akıl vermeye çalışıyorlardı. Siyaseten bizi yönetmeye çalışıyorlardı. O son Davos macerasında biliyorsunuz, orada Strauss Kahn'la görüşme yapıyoruz. Kendisine bir şey söyledim. Dedim ki, siz bize verdiğiniz borcu onu mu takip edeceksiniz, yoksa siyaseten bizi mi idare edeceksiniz? Başbakan Yardımcısı Recep Aktağ, ordu temasları kapsamında AFAD'ı ziyaret etti. Sel ya da su baskınlarına maruz kalan alanlara bina yapılmaması konusunda çalışmalar yapıldığını belirten Aktağ, vatandaşımızın da buna itina etmesi gerekir dedi. Ziyarette AFAD İl Müdürü Osman Işık, Başbakan Yardımcısı Recep Aktağ'a AFAD çalışmaları ve ordunun durumu ile ilgili briefing verdi. Başbakan Yardımcısı Recep Aktağ bundan sonra asla riskli alanlara bina yapılmamalı dedi. Başbakan Yardımcısı Recep Aktağ ordu temasları kapsamında AFAD'ı ziyaret etti. Bu önemli açıklamayı da AFAD ziyaretinde gerçekleştirdi. Yönetim konusunda biz hükümete ilk 2002'de geldikten sonra bu konuyu birçok kere masaya yatırdık, tartıştık. Farklı bakanlıklar bu işi yapıyordu. Ve dolayısıyla koordinasyon da işin zordu. Neticesinde doğrudan başbakanlığa bağlı AFAD kuruldu. Ve ondan sonra Türkiye'de afetlere yaklaşımın mantığı tamamen değişti. Allah korusun büyük afetlerden. Tabii bunların Türkiye'de en büyükleri genellikle depremler olmuştur. Nitekim Türkiye'deki afetlerin en büyüğünün genellikle depremler olduğuna dikkat çeken Recep Aktağ, Van depreminde hem AFAD hem de UMKE ekiplerinin çok büyük başarı gösterdiğini anlattı. Bu sadece Türkiye'deki hadiseler için değil, yurt dışında da buna benzer bir problem olduğunda ekiplerimiz çok hızlı hareket eden, organize biçimde hareket edebilen ve ihtiyacı yerinde görüp, yerinde teşhis koyup, müdahaleyi de yerinde yapan ekiplerdir. Sağlık tarafında çalışan arkadaşlarımız da, UMKE'de çalışanlar da, sağlık profesyonelleri ama amatör ruhla çalışıyorlar. İşte şimdi biz bu anlamda afetlere müdahale anlamındaki gücümüzü artırmak için bu seneden başlayarak gönüllülük sistemimizi kuvvetlendiriyoruz. Çünkü Allah korusun çok büyük afetler için önceden kadrolu personellerin sayısını aşırı artırmak, şişirmek çok sayıda insanın bir afet olmadığı müddetçe bir yerde oturması anlamına gelir. Elbette bir çekirdek ekibiniz olacak. Dolayısıyla bu çekirdek ekiplerin yönetiminde kendilerine sertifika verilmiş, eğitimleri zaman zaman tekrarlanan, belli testlerden geçen, sadece gönüllü olduğum diye de değil, hem psikolojik açıdan, hem bedensel açıdan, hem zihinsel açıdan böyle bir kurtarma işine katılmalarının faydalı görüleceği kişilerle Türkiye'de büyük bir gönüllüler ordusu kurmak için kollarımızı sıvamış durumdayız. Bu anlamda AKUT'la öteden beri biliyorsunuz böyle bir dernek var. Sel, su baskını ve heyelanla ilgili risk haritaları oluşturulduğunu da belirten Aktağ, asla riskli alanlara bina yapılmayacağı gibi yapılmış olanların da mutlaka başka alanlara taşınacağını vurguladı. Önemli olan hususlardan biri, sel ya da su baskınlarına maruz kalacak alanlara bina yapılmamasıdır. Anlamayanlar var abi. Vatandaşımızın da buna itina etmesi gerekir.
Ordu çevre yolu ne zaman açılacak? Siyaset kanadından gelen açıklamalar her şeyin güllük gülistanlık olduğuna işaret ederken açılış için verilen takvimlerin vadesi çoktan geçti. Ertelenen açılışa yeni takvimlere ise az bir süre kaldı. Peki ne olacak? Yeni bir takvim verilir mi bilinmez ama bölgeyi yerinde inceleyen Cumhuriyet Halk Partisi heyetine göre yeni tarih verilmemesi tavsiyesi var. Yolun tamamlanması ve açılışı 2018'i de aşacak gibi görülüyor. Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, zaman zaman açılış takvimleri verilen ancak gerçekleşmeyen Ordu Çevre Yolu projesini yerinde inceledi. Pazar günü mesaisini Altınordu ilçesine ayıran Torun ve beraberindeki heyetin ilk durağı Ordu Çevre Yolu oldu. Proje müdürü Naci Asil Kazancı tarafından karşılanan CHP heyeti devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yoldaki heyelan bölgelerini keşfe çıktı. Eski Pazar Mahallesi'ndeki şantiye şefliğinde temaslarda bulunan Milletvekili Seyit Torun, yaptığı açıklamada daha önce siyasiler tarafından takvimler verildi ama bu takvimler gerçekleşmedi. Bizim aldığımız bilgi yol gibi yatırımlarda ciddi bir finansman sıkıntısı olduğu şeklinde konuştu. Şimdi yüklenici firmadan da hem şantiyede bilgi aldık hem de sahayı gezdik, gördük. Tabii süreç içerisinde imalattan doğan aksaklıklar var. Tabii belli alanlarda, belli geçişlerde doğan imalat dışı yarılmalar ve aksaklıklar var. Onların giderilmesi gerekiyor. Yani şu anda gördüğümüz tablo itibariyle hava muhalefeti de böyle giderse tabii bir süre alacağı gerçek. Hani 2018 yılı içinde biter mi bilemiyorum tabii süreci ama görünen çok kısa bir süre içerisinde bitmeyeceği yönünde. Torun çevre yolunun aslında tamamlanmak üzere olduğunu ancak bahsi geçen coğrafi engellerin işi geciktirdiğini, yapının 2018 içinde tamamlanmasının zor olduğunu söyledi. Yani biz Türkiye genelinde böyle bir sıkıntının olduğunu biliyoruz. Karayollarının şu anda yaptığı imalatlarda ciddi sıkıntılar var, ödeme sorunları var. Kaldı ki kamulaştırmalarda da bu sorunlar yaşanıyor. Şu anda kamulaştırma, karayollarının kamulaştırma yaptığı yerlerde dahi mülkiyet sahiplerine ödemede çok ciddi zorlukları var. Bundan dolayı da ciddi bir hukuki süreçler yaşanıyor. Yani aslında burada hem finansman sıkıntısı hem de imalatla ilgili araziden doğan sorunlardan dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Görülüyor ki çok kısa süre içerisinde de bitmeyeceği aşikar. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Atilla Şahin ise hükümeti eleştirerek bu projelerin hazırlık safhasının tamamlanmadan yüklenici firmaya teslim edildiğini, sonradan çıkan engellerinde firmayı zora soktuğunu söyledi. Maalesef evet, vekilimizin söylediği gibi siyasetçiler tarih veriyorlar ama bu tarihleri maalesef öngörmüyorlar. Neden öngörmediklerini de söyleyeyim hemen. Siyasetçiler projenin bir bütününü görmeden, ince ayrıntılarını incelemeden, jeolojik etütlerini yapmadan evet işte biz buradan geçiyoruz diye bir proje yapıyorlar ve hemen işte 2 yıl içerisinde tamamlayacağız diyorlar. Halbuki gerçekte böyle olmuyor. İşin pratiğine geldiğimizde ki şu anda gerçekten yüklenici firma temsilcileri bizi gezdirdiler milletvekilimizle birlikte. Çok ciddi sorunlar var. Bu ciddi sorunlar öngörülebilir sorunlar mıydı? Belli olmaz, bilemezsiniz tabii. Yani ben teknik bir eleman değilim. Belki öngörülebilir, belki öngörülemez. Eğer öngörülemeyen sorunlar var ise yapacak bir şey yok zaten. Yani. Çevre Yolu Proje Müdürü Naci Asil Kazancı, yolun açılışına ilişkin çeşitli tarihler verildiğini ancak yolun tamamlanmamasının altındaki en büyük etkenin ekonomiden çok jeolojik altyapı olduğunu söyledi. Yani öyle bir finansal şirketlerin büyüklüğünden kaynaklı olarak böyle bir kültürümüz de yok yani. Ama en büyük sıkıntı jeolojik anlamda Ordu yol yapımından dolayı çok ciddi sıkıntılar ve problemler var. Sahaya gittiğimizde göreceksiniz, belki de hiç görmediğiniz çok çok farklı boyutlarda şeyler, imalatları göreceğiz.
Bu büyük projelerin yıllar öncesinde hazırlandığını vurgulayan proje müdürü, açılışa ilişkin net bir tarih vermenin mümkün olmadığını belirtti. Şu anda bizim sıkıntımız zor. Güzergaha geçtiğimizde şimdi bizim 10,5 kilometrelik bir kesimde çalışıyoruz biz. Normalde Ordu Çevre Yolu diye tanımladığımız şey yaklaşık 21 kilometrelik bir kesim. Geçmişte üniversitenin içerisinden geçen ve sonradan üniversitenin tam ortasına geçen yol hem daha geriye kaydırılıp turna suyunu geçirerek yeni bir güzergah oluşturuldu. Trabzon merkezli aralarında Ordu'nun da yer aldığı 10 ilde FETÖ-PDY operasyonu düzenlendi. Örgütün emniyet mahrem bayan yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem bayan yapılanmasına yönelik Trabzon merkezli 10 ilde yapılan operasyonda Trabzon'da 6, Samsun, Kütahya ve Ordu'da birer kişi olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Yine Trabzon'da FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün haberleşme sistemi olan Bayluk kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda 12 şahıs gözaltına alınırken bunlardan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 kişinin ise sorgusunun sürdüğü kaydedildi. Şimdi Karadeniz'in can damarı, Avrupalı'nın ise iyi işlemesini bildiği fındıkla ilgili bir haberle bültenimize devam ediyoruz. TV52 Avrupa temsilcisi Yunus Coşküner, İtalya'daki fındığın işlenişiyle ilgili ufak çaplı bir araştırma yaptı. Coşküner çeşitli dükkanlardan girip aldığı fındıktan yapılan ürünleri tanıttı. TV52 Avrupa temsilcisi Yunus Coşküner, Avrupa'daki fındık durumunu araştırmaya devam ediyor. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde program yapan Coşküner'in bu kez adresi İtalya'ydı. Coşküner, İtalya gezileri esnasında Avrupalı'nın fındıkla ne yaptığını araştırdı. Söylemeye gerek yok. İtalya gezimden gelirken, ya bu İtalyanlar fındıkta neler yapıyor diye baktım. Ve etrafındaki küçücük dükkanlardan bazı bir şeyler aldım getirdim. Ya dedim ki bizde de var Ordu'da ama bunu daha çok geliştirebiliriz. İşte ben gelirken İtalya'da gezimden gelirken fındık bahçelerinden aldım çok güzel bir kurabiye. Öyle güzel paketlemişler ki hani reklam yeri varsa kapatılsın bu küçük müesseselerin şeyleri. İnanın bakın içini açıyorum. Basbayağı kremelli gördüğünüz gibi kremelli bisküt gibi ama sırf fındıktan. Ve devam ediyorum şimdi. Bu hani Türkiye'de leblebiler var diye böyle şekerli genelde Afyon yöresinde onun gibi bir şey. Burada fındık leblebi. Yunus Coşküner çeşitli dükkanlara girerek fındıkla yapılan ürünleri satın aldı. Avrupalıların fındıkla çikolata dışında kurabiye, kek, pasta, şekerleme yaptıklarını vurguladı. Özellikle ürün çeşitliliğine vurgu yapan Coşküner ürünleri tek tek gösterdi. Ondan sonra bu hayat öpücüğü dedikleri böyle bir şey. Bu deminki bisküvitin bir değişiğini yapmışlar böyle. Tepsi. Bunların hepsi fındıktan ama onun için bunu size gösteriyorum. Ve fındıktan böyle ne bileyim hani şey gibi bastırmışlar sanki böyle köfte gibi diyeyim yani böyle. Bu da fındıktan. Yedim tattım çok güzel yani. Şu an yapmıyorum o tatma işini. Ve onun beyazı yani burada böyle muhallebi gibi yani muhallebi desem yemek şeyine girdi böyle kek gibi bir şey böyle. O da çok güzel. Yunus Coşküner fındıktan çeşitli ürünler yapıldığını vurgularken biz Türkiye olarak neden yapmıyoruz sorusunu akıllara getirdi. Tabii ben Ordu'da da gördüm bunu ama inanın fındık pastası. Sıradan bir kafeteryadan veya ne bileyim bir fırından bunu alabiliyorsunuz İtalya'da. O civarda fındık olan civarda. Alban'ın aşağılarında sırf fındıktan bir kek ve o yetmiyormuş gibi bu keki tabi burada yerim yok diye şey yapıyorum ve gördüğünüz gibi tekrar bir kek ve değişik bir şekilde sunum yapmışlar. Bakınız Allah aşkına şunun güzelliğine bir bakınız yani işte gördüğünüz gibi güzel
Hani evde yapıldığı için bunların çoğu kendileri fiyonklarını yapmışlar. İsterseniz bakın çıkarabiliyorsunuz fiyonkunu. Yani evde yapılan bir şeyler bunlar. Ama orada etrafta bunları satın alabiliyorsunuz. Şimdi biz neden böyle bir şeyler yapmayalım? Neden fındığımızı sırf düz ayak toplayıp getirip satalım? Fındıktan çok şey yapıldığını gördük. Umarım bu programdan sonra sizler de denersiniz. Bağımsız Türkiye Partisi Atatürk Vatandır Sempozyumu Ordu'nun Altınordu ilçesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bağımsız Türkiye Partisi Atatürk Vatandır Sempozyumu Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma her yaştan çok sayıda kişi katılım gösterdi. Programın ilk konuşmasını Bağımsız Türkiye Partisi Ordu İl Başkanı Ali Yücel gerçekleştirdi. Atatürk, Yunan askerlerinin kaçışı sırasında yakıp yıktığı binlerce cami için bu camileri yenilemek görevimizdir. Bu hizmeti nutup atmadan, gösterişe kaçmadan, siyasete alet etmeden yerine getirelim diyendir. Atatürk gerçek İslam'ı ve din adamlarını öven ve yanından ayırmayandır. Atatürk Kur'an okuyan, namaz kılan, oruç tutan bir liderdir. Ardından bir konuşmada BTP Genel Başkan Yardımcısı Ali Garaçoğlu yaptı. Garaçoğlu konuşmasında Atatürk vurgusuna yer verdi. Diğer bir komutan ortaya çıkmış ve bağımsız bir devlet. Bu insana biz ancak ve ancak millet ve şükranlarımızın başka hiçbir şey olmaz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü farklı bir şekilde yorumlamak isteyenler şunu çok çok iyi bilsin. Bugün orduda bu programı yapıyorsak Mustafa Kemal Atatürk sayesinde yapıyoruz. Eğer Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı bağımsız bir devletimiz olmayacaktı. Şu anda burada oturamayacaktı. Yunan, İngiliz veya Amerikalı burada olacak. Yeni Mesaj Gazetesi Genel Koordinatörü Sabri Terzi de programın açılış konuşmasını gerçekleştiren isimler arasındaydı. Terzi, Atatürk sevgisini dile getirdi. Standart değiller, cumhuriyetle alakalı, demokrasiyle alakalı hep bir şeyler anlattı, her şeyi anlattı. Özellikle son dönemde Türkiye'deki bu cumhuriyet düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı, dinsiz Atatürk konuları gündeme geldiğinde asıl kavganın İslam'la cumhuriyetin kavgası olmayıp, İslam'la dinimizle cumhuriyetin kavgası olmayıp, saltanatla cumhuriyetin kavgası olduğunu ve hemen akabinden de Atatürk'ün dindarını ortaya koydu. Emre kardeşimize şunu ifade etti. Dedi ki, Atatürk gibi bir insan, hiçbir savaşta mağlup olmayan bir insan, farklı bir insan. Bunun farklı bir özelliği olmaz. Bu sıradan bir insan değil. Yani sıradan bir insan Atatürk'ün yaptığını yapamaz. Bunu araştırmamız lazım. Program sempozyuma katılanların konuşmalarıyla devam etti. Ege Üniversitesi Kanserli Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi, son 25 yılda hastaneye başvuran 12.411 meme kanseri hastasının cinsiyeti, yaş aralığı, hastalığın evresi ve sağ kalım oranlarına ilişkin araştırma yaptı. Araştırma sonucunda meme kanserine kadınlara göre daha nadir yakalanan erkeklerin hastalığı daha geç yaşta ve ileri evrede fark ettiği ortaya çıktı. Bu nedenle meme kanseri ölüm oranları erkeklerde kadınlara göre daha yüksek. Kadınların meme kanserini büyük oranda 40, erkeklerin ise 60 yaşından sonra fark etti. Bu nedenle erkeklerde ölüm oranlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu belirlendi. Erkek meme kanserleri kadın meme kanserlerinin %1'i kadar az sayıda görülüyor. Ama erkeklerde meme dokusu kadınlar gibi olmadığı için hemen tümörleri vücuda yayılma eğiliminde oluyor ve daha ileri evrelerde yakalanıyor ve bu nedenle daha da kötü seyrediyor. Kanserli Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi son 25 yılda hastaneye başvuran 12.411 meme kanseri hastasının cinsiyeti, yaş aralığı, hastalığın evresi ve sağ kalım oranlarına ilişkin araştırma yaptı. Araştırma sonucunda meme kanserine kadınlara göre daha nadir yakalanan erkeklerin
Hastalığı daha geç yaşta ve ileri evrede fark etti. 10 yıllık sağ kalım oranlarının da bu nedenle daha düşük olduğu görüldü. Hastaneye gelen 168 erkek meme kanseri hastasının %22'sine 70 yaşından sonra, %31'ine 60-69 yaş aralığında tanı konuldu. %27.4'ünün 50-59, 13.7'sinin ise 40-49 yaşları arasında hastanelere başvurduğu anlaşıldı. Erkek meme kanseri hastalarında 40 yaşından önce tanı konanların oranının da %6'da kaldı. Erkeklerde meme kanseri daha ölümcül olabiliyor. Kadınların sağlık konusunda daha duyarlı olması ve meme kanserinin erkeklerde daha çabuk yayılması gibi faktörler nedeniyle kadınlarda tanı ve tedavi yaşının daha genç, sağ kalım oranlarının yüksek olduğu bildirildi. Kadınlarda tüm evreleri dahil yaparsak, hani uzak ev yayılımlı, erken, hepsini karışık tüm 12.411 olgumuzu alıp da varsayıp bakarsak o zaman %70 civarında yaşam hiç fena değil. Ama erkeklerde bu %54'e düşüyor. Evrelere göre ayırdığımız zaman lokal evrede %90. Ormek bünyesinde el sanatları alanında farklı bölümler altında nakış teknikleriyle tel kırma ve dantel anglez kursları planlandı. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde el sanatları alanında farklı bölümler altında nakış teknikleri tel kırma ve dantel anglez kursları planlandı. Kasım ayından bu tarihe kadar Ormek kurs merkezlerinde 3 gruptan oluşan 50 kişi eğitim görüp sertifika almaya hak kazandılar. Kurslarımız sabah ve öğle grubu olarak 20 kişilik, toplam 40 kişilik bir grubum var. Tel kırma, kaneviçe, basit nakış iğne teknikleri adı altında bir kurs açtık. Bayanlara onları öğretiyoruz. Bayanların kendine olan güvenleri, el becerilerini, onları destekliyoruz. Yeteneklerini keşfediyorlar bu kurslarda. Yaptıkları ürünleri eğer isterlerse satıp evlerine maddi gelir sağlıyorlar ekonomik olarak. İlk önce oğlumu gitara yazdırmıştım. Ben de sokakta boşuna zaman geçirmeyeyim diye burada zaman geçiriyorum. Şu anda tel kırma yapıyorum. Aynı zamanda kaneviçe, masa, havlu kenarı da yaptım, yapıyorum. Gerçekten güzel kurslar bunlar. Mesela ben tel kırma hiç düşünmüyordum ama gerçekten hoşuma gitti. Şimdi oğluma kına gecesi için gelinime çeyiz yapıyorum. 13 grupta 275 bayan kursiyer eğitim almaya devam ederken kurs saatleri hafta içi sabah, öğle ve akşam saatlerinde olmakta. Kursiyerler kendilerine uygun zamanı talep edip kurs açıldığı zaman eğitime başlamakta. Bu kurslara bu sene başladım. Çok memnunum. Evde oturan hanımlara, özellikle evde oturan hanımlara tavsiye ediyorum. Kendimizi geliştiriyoruz, sosyalleşiyoruz, arkadaş ediniyoruz. Bilmiyorum ama ben çok memnunum. Hocamızdan da çok memnunum. Bu kursu bize sağlayan büyüklerimizden, başkanımızdan, büyük belediyemizden gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bu kursların devam etmesini özellikle istiyorum. Üniversite mezunuyum. Bir kamu kuruluşundan emekliyim. 2004 yılında emekli oldum. O yıldan beri de hiçbir faaliyete katılmamıştım. Herhangi bir kursa falan gitmemiştim. Ama bir arkadaşımın teşvikiyle bu sene Ormek kurslarına katıldım. Şimdi evde duramıyorum. Ormek'in 4 tane kursuna katılıyorum. Hepsine de zevkle geliyorum ve çok güzel ürünler çıkarıyoruz ortaya. Bugün de işte takı tasarım ve dantel anglez kursumuz vardı. Dantel anglez kursunda da güzel çantalar yaptık, ayakkabılar yaptık dantel anglezden. Artık ayakkabıları görenler tekrar istiyorlar. Bir sürü de sipariş aldık şu anda önce aile fertlerinden. Herhalde bu yavaş yavaş orduya yayılacak. Gerçekten bu konuda ben öncelikle devletimize, sonra da Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir kurs açtığı için teşekkür ediyorum. Dantel anglezde farklı tasarımlarda, farklı çantalarda, ayakkabılarda, günümüzde farklı yerlerde, yeleklerde yaşatmaya çalışıyoruz. Bunu da Ordu'da revaş gördü. Öğrencilerimiz hep daha önceden örtülerde çalışıyordu. Şimdi farklı yerlerde ve bir de yapıp da giyildiği için hoşuna gitti herkesin. Bu tür çalışmalarımız var. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından tekrar karşınızda olacağız. Müzik
Yapıları inşa etmek için beton, tuğla ve demiri bir araya getirmekten fazlası gerekir. Başarmak için her zaman hazır olmak, hedefi belirlemek ve bu hedefe kilitlenmek gerekir. Başarmak için güçlü olmak yetmez. Dayanıklı da olmak gerekir. Tek başına olmaz. Başarmak için takım olmak gerekir. Başarmak için inanmak gerekir. Ancak o zaman kazanabilirsiniz, ancak o zaman zirveyi görebilirsiniz. Ramadanlar İnşaat, orduyu inşa eden marka. Deprem Türkiye'nin gerçeği. Her ne kadar çoğu zaman unutsak da, deprem kendini gösterdiği zaman onu hatırlasak da tedbirli olmak ve bu gerçekle yaşamak zorundayız. Yani deprem riski her an kapımızda. Orduysa 3. dereceden deprem kuşağında yer alan iller arasında. Yüzyılların tecrübesi sonucu artık diyebiliriz ki deprem değil, ihmal öldürüyor. Bu nedenle her an için deprem gerçeğiyle yüzleşme ihtimalini düşünmek zorundayız. Çok acılar yaşadık. Adapazarı, Düzce depremi, daha öncesi de var. Erzincan var, Varto var. Yani Türkiye'nin bir deprem havzası olduğu da bilinmeli. Yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği son deprem ise Irak. 7.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 400 kişi hayatını kaybetti, 6000 kişi de yaralandı. Türkiye'de de hissedildi. Bizim il olarak etkileneceğimiz deprem bölgesi Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne uzanan Kuzey Anadolu fay hattıdır. Mimarlar Odası Başkanı Talat Köksal, ordunun deprem haritasını değerlendirdi. Ordudaki yapıları 5 gruba ayırdı. Bunlardan bir bölümü özel idare tarafından, eski özel idare tarafından kayda tutulmuş olan, çoğunluğu Azize, Zaferi, Milli ve Saray Mahallelerinde olan, Taşbaşı Mahallesi'nde olan eski yapılar. Bu yapılar yapım tekniği olarak da iki katlı, işte bodrum artı iki kat, bodrumu taş temel, üzeri Bağdadi dediğimiz ahşap iskeletle yapılan binalar ki bu binalar zaten yapım tekniği olarak, malzeme olarak da depreme dayanıklı yapılar. Bunun ötesinde köylerde yapılan, plansız hatta ruhsatsız ve plansız yapılan denetim dışı yapılarımız var. Ki aslında onlar da yapıldığı dönemde, orada biliyorsunuz son dönemde büyük şehir olduğu için bütün köylerimiz mahalle oldu. Ama onun öncesi de onlar yine 3194 sayılı imar kanununa göre denetime tabi olan yapılardı. Ki o zaman ilgilisi Bayındırlık Müdürlüğü idi. Ve onların da bir denetimden geçilerek yapılması gerekiyordu. Ama geçmişte böyle bir denetim olmadığı için köydeki çoğu yapılar ruhsatsız ve plansız yapılar. Tabii bu yapıların deprem olduğunda ne derece dayanıklı olacağı, depreme karşı nasıl hareket edeceğini bilmek zor. Sağlam da olabilir. Ama sağlam da olmayabilir. Şimdi bunu bilemiyoruz ne olacağını. Bu yapılar aslında bir risk taşıyor. Ordu'nun sahil kesimindeki ilçelerin 3. derece deprem bölgesi olduğunu söyleyen Köksal, vatandaşların duyarlı olması, binalarınsa kaçak yapılmaması gerektiğini söyledi. Tabii deprem şiddetini ve derecesini öngörmek önceden doğru kolay değil. İlimizde bizim sahil kesimindeki ilçelerimiz 3. derece deprem bölgesi. Bu kademe kademe yukarı doğru çıktığımız zaman da 2. ve 3. derece deprem bölgesine giriyor. Bu anlamda deprem hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için binalarımızı plansız ve projesiz kaçak yapmamamız gerekiyor. Bu konuda vatandaşlara büyük iş düşüyor. Çünkü bunu vatandaşların öncelikle talep etmesi gerekiyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Birazdan spor bültenini izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Hoyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grup takımlarından Yeni Ordu Spor gümbür gümbür geliyor. Ordu ekibi deplasmanda Kırıkhan Spor'a konuk oldu. Maçın ikinci yarısında golleri bulan mor beyaz siyahlı takım galibiyetle ayrıldı ve zirveye bir adım daha yaklaştı. Yeni Ordu Spor, Kırıkhan Spor deplasmanından istediğini aldı. Finansal anlamda zor günler geçiren Kırıkhan Spor ligin 23. haftasında Yeni Ordu Spor'u konuk etti. Evinde oynadığı son iki maçta 4 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yaralar alan Yeni Ordu Spor,
Kırıkhan deplasmanındansa 3 puanla döndü. Karşılaşmaya iki takım da temkinli başlarken ilk yarı genellikle orta sahada geçti. Geçen hafta evinde 1461 Trabzon'a puan kaybeden Yeni Ordu Spor, maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmezken istediği golleri ise ikinci yarıda buldu. Sürpriz golleriyle dikkat çeken Kerim Bölük 53. dakikada takımı öne geçirirken 62'de ise suskun golcü İbrahim Alan attığı golle ilk kez Yeni Ordu Spor formasıyla golle tanıştı. Yeni Ordu Spor aldığı galibiyetle puanını 42 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Maç sonundaysa mor beyaz siyahlı takım soyunma odasında galibiyet selfisi çekilmeyi ihmal etmedi. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.